Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde endokrin bezlerden pankreas göreceğiz. Pankreas hem endokrin hem de egzokrin bez özelliği gösterdiğinden karma bir bezdir. Pankreasın asinar hücrelerinde üretilen sinir enzimleri ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı kısmına bir su kanalıyla gönderilir. Bu anlamda pankreas egzokrin bir bezdir. Yine pankreasta üretilen hormonlar doğrudan kana verilir. Bu anlamda da endokrin bir bezdir. Sonuç olarak da pankreas karma bir bezdir. Pankreasın Langerhans alıcıklarının alfa hücrelerinden kana glukagon hormonu salgılanırken beta hücrelerinden kana insülin hormonu salgılanır. İnsülin ve glukagon kan glukoz düzeyini ayarlayan birbirine zıt etkili hormonlardır. Ayrıca yine şunu da belirteyim arkadaşlar sizlere. Pankreastan insülin ve glukagon hormonlarının salgılanmasında hipofiz bezinin herhangi bir rolü yoktur. Pankreastan insülin ve glukagon salgılanması tamamen kandaki glikozun düzeyine göre gerçekleşir. Evet, insülinle devam edelim. İnsülin kan glikoz düzeyini düşüren hormondur. Beyin hariç neredeyse tüm vücut üzerine glikozun girişini sağlar. Glikozun fazlasının karaciğerde glikojen şeklinde depolanmasını sağlar. Aynı zamanda yağ ve protein sentezinde hızlandırır. Dolayısıyla da insülin anabolik bir hormondur. Diğer hormonsa glukagon. Glukagon kan glikoz düzeyini artıran hormondur. Kan glikoz düzeyi normalin altına düştüğünde pankreasın alfa hücrelerinden kana glukagon hormonu salgılanır. Glukagon karaciğeri etkileyerek karaciğerde depo edilen glikojenin glikoza yıkımını sağlar. Dolayısıyla da kan glikoz seviyesini arttıran hormondur glukagon. Ayrıca karaciğerde amino asit ve gliserollerden glikoz yapımını da uyarır. İnsülin anabolik bir hormondu. Aksine glukagon katabolik bir hormondur arkadaşlar. Ve yine biraz önce belirttiğim gibi pankreastan insülin ve glukagon hormonlarının salgılanmasında hipofiz bezinin herhangi bir rolü yoktur. İnsülin ve glukagonun salgılanması tamamen kandaki glikozun düzeyine göre gerçekleşir. Bunu asla unutmayalım. Evet, gelelim şeker hastalığı yani diyabete. Kandaki glikozun normalde seviyesi her 100 mililitrelik kanda 80 ila 90 miligram civarındadır. Kan şekerinin yani glikozun normalin üstünde olması durumuna biz şeker hastalığı yani diyabet adını veriyoruz. Çok sık idrara çıkma, çok su içme, çok acıkma şeker hastalığının yani diyabetinde belirtileridir. Şeker hastalığının belirtileri olan çok sık idrara çıkma, çok su içme, çok acıkma neden gerçekleşiyor? Bundan da kısaca bahsedelim isterseniz arkadaşlar. Kanda aşırı glikozdan dolayı böbreklerden glikoz giremilemez ve idrarla glikoz atılmaya başlanır. Buna bağlı olarak da glikozun atılabilmesi için idrar miktarı arttırılır. Dolayısıyla da şeker hastası olan bireyler çok sık idrara çıkarlar. Az önce belirttiğim ilk belirtiye bağlı olarak kaybedilen su miktarı arttığından vücudun su ihtiyacı artar. Vücudun su ihtiyacı arttığı için de şeker hastası olan bireyler çok fazla su içerler. Yine insülin yetersizliğinden dolayı her ne kadar kandaki glikoz oranı fazla olsa bile glikoz hücreleri geçemediğinden enerji gereksinimi artar. Tabi bu durumda vücuttaki protein ve yağ depoları kullanılmaya başlanır ve acıkma olayı gerçekleşir arkadaşlar bunun sonucunda. Evet, şeker hastalığının iki tipi vardır ki bunlar tip 1 ve tip 2 olarak adlandırılır. Evet, tip 1 ile de başlayalım. Bağışıklık sisteminin insülin üreten pankreasın beta hücrelerini tahrip etmesi sonucu oluşur. Dolayısıyla tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır. Bu durumda insülin üretilemez. İnsülin yetersizliği oluşur. Kandaki glikoz hücrelere geçemez arkadaşlar. Dolayısıyla kan glikoz düzeyi de azaltılamaz. Evet, tip 2 ile devam edelim. Hedef hücrelerinin zarındaki insülin reseptörlerinin bozulması sonucu oluşur. Dikkat ederseniz tip 2 diyabette insülin hormonunun sentezinde herhangi bir problem yoktur. Problem insülin hormonunun ilgili hücrelerin zarındaki reseptörlere bağlanamamasından dolayıdır. Çünkü reseptörler
zarar görmüştür. Bu durumda glikoz hücreye yine giremeyecektir. Hücreler glikoz alamayacağı için kan glikoz düzeyi de azaltılamayacaktır. Glikozun hücrelere girememesi insülin direnci olarak da adlandırılır. Tip 1 diyabet daha çok çocuklarda ortaya çıkan bir durumdur. Yine 40 yaşın altındaki bireylerde de görülür. Tip 2 diyabet ise daha ziyade 45 yaş ve üstündeki bireylerde ve yine şişman yani obez olan bireylerde görülür diye de söyleyebiliriz. Evet, 1986 yılında çıkmış olan sorumuzla da devam edelim arkadaşlar. İnsülin salgılanması azalan bir kimsede hücrede glikoz alımı ile karaciğerdeki ve kandaki glikoz miktarları bakımından aşağıdakilerden hangisi gözlenir diyor bize. İnsülin yetersizliği olursa kandaki glikoz hücrelere giremeyecektir. Dolayısıyla hücrelere glikoz alımı azalacaktır. Dolayısıyla karaciğere de glikoz giremeyecektir. Karaciğerdeki glikoz miktarı da yine azalacaktır. Kandaki glikoz miktarı ise artacaktır. Sebebi ise az önce belirttiğimiz gibi glikozun hücrelere ve tabii ki karaciğere girememesinden dolayıdır. Dolayısıyla yanıtımız D şıkkı diye söyleyebiliriz. Evet, 1998 yılı ÖYS sınavına çıkmış olan sorumuza da bir bakalım. Aşağıdaki grafik kanında normal düzeyde glikoz bulunan bir insanın sindirim yoluyla çok miktarda glikoz almasından sonra kanındaki glikoz değişimini göstermektedir. Buna göre bu bireyde glikoz düzeyini kontrol eden insülin ve glukagon hormonlarının birinci ve ikinci zaman aralıklarındaki durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci zaman aralığına baktığımızda kandaki glikozun normalin üstüne çıktığını görmekteyiz. Kandaki glikoz normal üstüne çıktığında insülin hormonu salgılanır. Dolayısıyla birinci aralıkta insülin hormonunun salgılandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci zaman aralığına baktığımızda ise kandaki glikozun normalin altına düştüğünü görmekteyiz. Kandaki glikozun normal seviyeye çıkarılabilmesi içinse pankreastan glukagon hormonu salgılanacaktır diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla yanıtımız E şıkkı arkadaşlar. Evet, bu dersimizde endokrin bezlerden pankreas gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.